Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere tatil sorularımdan 8. sorunun çözümünü anlatacağım. Hemen çözüme başlarken şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve ders videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın diyorum ve hemen soruyu okuyorum. Sorumuz şöyleydi. Bir toplama sorumuz vardı burada. A artı B artı C eşittir 19 ise buna göre aşağıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? Öğretmenim burada harfler var. Bunun sonucu nasıl olur? Ben nereden bileyim diyorsanız şöyle olacak. A, B ve C harflerini topladığımızda 19 oluyormuş. Şimdi biz toplama işlemine nereden başlarız? Birler basamağından değil mi? Şu birler basamağına bir bakın. Ne var burada? C var, A var ve B var. E burada da aynısı var. C var, B var, A var. E bunların e, öğretmenim yerleri değişik. fark etmez ki toplama işleminde b'yi, a'yı bunları yer değiştirseniz sonuç değişir mi? Hayır, yine 19 çıkar. O zaman burada da a var, b var ve C varsa bu üçünün toplamı birler basamağının toplamı 19 olur. E 19'u ben buraya yazamam ki. O zaman ne yaparım? 19'un 9'unu yazarım. Elde var 1, yan tarafa veririm. Şimdi onlar basamağına bakın. yine a var, b var, c var. yerleri karışık olabilir olsun. O zaman bu üçünün toplamı yine 19 değil mi? 19. Ama bir de elde var. Ne oldu şimdi? 20. 20'nin 0'ını koyarız bu sefer. Elde var 2 oldu. Şimdi geldik yüzler basamağına. Yine A, B ve C var. E tamam gene 19 var. 2 de elde var. Ne oldu? 21. Demek ki harflerle de toplama işlemi oluyormuş, değil mi? Sizler de 2109 bulduysanız doğru yaptınız demektir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.